Omurga deformitelerin tedavisinde spor ve eksersizin bazı durumlarda yeri vardır. Özellikle hafif eğriliklerde yani 0 ile 20 derece arasında olan skolozlarda tek başına önerilecek olan spor, eksersiz programları veya skoloza yönelik bazı spesifik eksersiz programlarının faydası olabilir. Yine 20 ila 40 derece arasındaki eğriliklerde korse asıl tedavi yöntemidir. Ama korse dışında Eksersiz ee, çeşitli spor e, programları ya da e, skolyoza spesifik e, bazı eksersiz e, programları e, çocuğa katkı sağlayabilir. Ama işin içine e, bilimsel açıdan girdiğiniz zaman e, herhangi bir spor dalının skolyozu engellediği ya da e, skolyozun ilerlemesini durdurduğuna dair elimizde net bir kanıt yoktur. Bu nedenle ailelerin spordan beklentisi çok yüksek olmamalıdır. Ama sporu da mutlaka zaten zarar vermeyen bir tedavi yöntemi olduğu için tedavi şemasının içinde mutlaka sokmak gerekir diye düşünüyorum. Diyelim ki bu uygulanan spor programları eee hastada skoloz ilerlemesiyle ilgili herhangi bir fayda sağlamadı ve skoloz ameliyata gitti. İşte o zaman ameliyattan sonra da bu spor yapmış, fit olan Kondisyonları son derece iyi olan çocuklar ameliyattan çok daha hızlı bir şekilde kalkabiliyor ve rehabilitasyonları çok daha hızlı ve kısa olabiliyor. O nedenle spor mutlaka ve egzersiz programları skolos tedavisinin içinde olmalıdır diye düşünüyorum.